Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım kitabımızda oran orantıya devam ediyoruz. Üçüncü parçadayız. Artık ters orantıdayız. Ters orantıda neyi söyleyeceğiz? X sayısı artarken Y sayısı aynı oranda azalıyorsa ya da X sayısı azalırken Y de aynı oranda artıyorsa birisi artarken diğeri azalacak. Ama artıp azalmak yetmez. Eşit oranda azalırsa arkadaşlar Buna biz ters orantı diyoruz ve artık bakın ters orantı doğrusal bir grafik değil. Çünkü sebebini bir örnekle size açıklayayım. Diyelim iki sayının çarpımı arkadaşlar 24 olsun. Bakın şimdi e, bu sayı 8 olduğunda B sayısı 3 oluyorsa çarpımları 24. Sonra bu arkadaşlar 4'e indiğinde 4'e yani 4'e düştü bakın. B neye çıkacak? 6'ya. Şimdi burada çarpımları yine hakikaten 24 oldu. Veya A 1'e düştüğünde B ne olacak? 24 olacak arkadaşlar. Ancak burada birisi artarken diğeri azaldığı için doğru orantı yok. Öbüründe şu durum şudur. Değişimleri aynıdır. Birisi artarken öbürü de artıyor. Negatiflik yok. Pozitif pozitif. Buradaysa pozitif var negatif var. Doğal olarak arkadaşlar eğrisel bir grafiğimiz var. Hatta şöyle... Bunu böyle analitik geometriden yararlanarak y eşittir k bölü x yaparsak fonksiyon grafiğinde y eşittir k bölü x'in grafiği şöyle bir grafiktir arkadaşlar. Ama tabii negatif sayılarla uğraşmadığımız için miktarlarda biz grafiğin sadece üst tarafını çiziyoruz bakın. Dolayısıyla artık doğru grafiğini burada unutun. Ters orantıda neye dikkat edeceğiz? Yine oran değişmiyor arkadaşlar bakın orantı sabitimiz hep aynı bu örnekten yola çıkarsak. Birisi yarısına düştüğünde öbürü bak iki katına çıktı. Birisi dörtte birine düştüğünde öbürü dört katına çıktı. Gördüğünüz gibi birisi ne oranda azalıyorsa öbürü de o oranda artar. Bu değişmez. Doğru orantıda da öyleydi. Birisi iki oranında artıyorsa öbürü de iki oranında artıyordu. İşte atıyorum burada dörtte bir oranında düşüyorsa o dört katına çıkıyor. Kesinlikle ve kesinlikle artmak yetmez. Sonuçta şöyle bir örnek veremeyiz ya da örnek vermeyeyim hiç kafanızı karıştırmayayım. Düz bir bilgi vereceğim sadece. Ee, bir şeyin artması veya azalması onun doğru orantılı veya ters orantılı olduğunu göstermez. Oranın değişmemesi bizim için önemlidir arkadaşlar. Peki ters orantıda ne yapacağız derseniz hani nasıl yazacağız? Eğer arkadaşlar x sayısı a sayısı ile ters orantılıysa ki artık ters orantılı diye belirtmeli görüntü şudur. x çarpı a eşittir k. Gerçekten dikkat edin çarpım değişmiyor ya. X azalırken A artıyor. Eğer arkadaşlar X artıyorsa A azalıyor. İşte olay bu. O yüzden kesir çizgisi bize birisi artarken diğerinin arttığını söylüyor doğru orantıda. Ters orantıda ise birisi artarken diğeri azalacak. Bu yüzden iki sayı ters orantılıysa böyle yazabiliriz arkadaşlar tamam mı? Şimdi bakın sorulara. X 3 ile Y artı 2 ters orantılıdır. Yapıyorum x eksi 3 çarpı y artı 2 bir orantı sabitine eşit bakın k. Şimdi x yerine 6 yazarsam 3 y yerine 4 yazarsam 6 o zaman k 18 geldi bu asla değişmez. x yerine 9 yazdığımda 9 eksi 3 6 y yerine ne yazdığımı bilmiyorum y artı 2. Böylece şunlar şu tabi artık oranımız bakın k 18 geldi. 18 ile 6'yı sadeleştirirsem 3 eşittir y artı 2'den y ne oldu arkadaşlar? 1. Gördüğünüz gibi asla durumumuz ne? Değişmeyen şeyimiz. Oran değişmeyecek. Balık taraması yapan 3 kişilik bir ekip 52 adet evi 2, 3 ve 4 ile ters orantılı şekilde aralarında paylaşıp çalışmaya başlayacak. Ters orantı neydi? Mesela bir kişinin adı A olsun. E, A ile 2 ters orantılı. B ile ikinci kişiye B diyelim ile 3 ters orantılı. Üçüncü kişi C olsun. C ile 4 ters orantılı. Ters orantıda birisinin artıp öbürünün azalması için çarpım yapmalıyız. Böylece C çarpı 4. 1 orantı sabiti bak K. Buradan A ne geldi? Tek bilinmeyene düşürmek için K bölü 2. D ne oldu arkadaşlar? K bölü 3. C ne oldu? K bölü 4. Şimdi topla bunları. K bölü 2 artı K bölü 3 artı K bölü 4 arkadaşlar. Payda eşitlersek ne gelir? 4, 3 daha 7. Pardon 4, 3 daha 7 değil. 6K paylaşıkladım. 12'de. Sonra 3. 4 ile çarptık 4K. Paydası 4 alanı 3 ile çarptım. 3K. Böylece 13K bölü 12 oldu. Bu da kaça eşit? 52 ev. Böylece arkadaşlar 13 sadeleşti. Burada 4 oldu. K eşittir 12 çarpı 4'ten 48 yaptı. Peki burada ne yapacağım o zaman? En az alan 48 bölü 4. C eşittir 48 bölü 4'ten 12. B ortanca alan 48 bölü 3'ten 16. A en çok alan 48 bölü 2'den 24. O zaman en az alan en çok alandan kaç ev azalmış oldu arkadaşlar? 12 ev. Dolayısıyla bakın B geldi. İşte bu şekilde yapabiliriz. Burada hemen size pratik bir bilgiyi de söyleyeyim arkadaşlar. Onu da atlamayalım. Bakın şimdi pratik durumumuz şudur. Bu ters orantıda şu hakkınız var. Bunu böyle yazdınız ya. Bunu böyle düşünelim şimdi. Burada şu hakkınız var. A çarpı 2, B çarpı 3, C çarpı 4. Hocam ben kesirlerle uğraşmak istemiyorum tarafındaysanız. Bunu K yapma. 2, 3 ve 4'ün okekine 12 değil mi? O zaman burayı 12K de. Haliyle A ne olur? 6K. B ne olur? 4K. C ne olur? 3K. Böylece bunların toplamı yine 52'den 13K eşittir. 52 K direkt temiz bir şekilde 4 olur. A 6 K olduğu için 24 gelir. E, C de en az olduğu için 4 çarpı e, o neydi? 3 K demiştik ona. O da 3 çarpı 4'ten 12. Farklarını aldım 12. Gördüğünüz gibi ben kesirlerle uğraşmayı sevmediğim için ters orantıda K'yı eşitlemek yerine Bunların o olan k'ya eşitlemeyi daha güzel buluyorum. Zorunlu değil. Öyle görenler için pratik güzel bir yol. Bir çiftlikte 30 adet ine 20 gün yetecek kadar yem alınmıştır. 10 adet daha inek alınırsa yemin tamamı kaç günde biter? Şimdi arkadaşlar bakalım. Burada şunu diyelim. Bir inek k kadar şey tüketsin. Yem tüketsin. O zaman 30 tane inek 30K kadar tüketir. Bir günde 30K kadar tüketiyorlarsa 20 günde 600K ne tüketirler? Ee, yem. 10 adet daha inek alırsak bu sefer inek sayısı neye çıkacak? 10 artı 30'dan 40'a. Bunlar eşit miktarda yine tüketiyor. K olacak ve kaç gün tüketecekler bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi burada ters orantı sorularında bazen dümdüz şu yorumu yapabilirsiniz miktar değişmiyorsa ben şunu düşüneceğim. Miktar değişmiyor ve herkes eşit yiyecek tamam mı? O zaman miktar değişmediğinde total durum 600k tüketilmesi gereken tüm yem miktarı. Değişmiyor o zaman insan sayısı veya oradaki hayvan sayısı artıyor. Mecburen ne olacak? Daha az gün yiyecekler. Böylece burada artık 600'ü 40'a böldüğümüz zaman ne oldu? 15 sadeleşti. X eşittir 15 geldi bazı ters orantı gibi görünen soruları ben böyle yaparım. Çünkü soruların yanında şu yazmıyor ki bu ters orantı bu doğru orantı. Sadece şunu diyebiliriz. Bu soruyu hocam niye gittiniz ters orantıda sordunuz? Şundan dolayı inek sayısı artınca mecburen yem kişi başına düşen azaldığından gün sayısı azalmış oldu. Şey yem sayısı da kişi miktarıyla aynı olduğu için mecburen daha az günde tüketmiş oldular. Şimdi burada hem doğru orantı hem de ters orantı kullanacağımız sorular olacak tabii ki arkadaşlar. Hep böyle ters orantı kullanamayız. Bunlara bileşik orantı diyoruz. A B ile doğru orantılı olduğu zaman ne demiştik? Burada kesinlikle şunu kullanmanızı istiyorum. Kurala bağlı kalacaksınız. İki sayı doğru orantılıysa bunları kesirli yazarım. Eğer C bunlarla ters orantılıysa bak böyle çarparım. İşte arkadaşlar A B ile ters orantı doğru orantılı demektir. C ile de ters orantılı ve bunları böyle bir K'ya eşitleriz. Lütfen bileşik orantıda bu formata göre gidin. Özellikle ezber soru tipleri olacak. Böyle yapmak yeterli. Bakalım burada A, B, C sayıları ile sırasıyla X, Y ile doğru Z ile ters orantılı. Bak A sayısı X ile doğru orantılı. B sayısı Y ile doğru orantılı. Ve C sayısı da Z ile ters orantılı. Görüyor musunuz? Burada ne olmuş? Yine hem ters hem doğru orantı birleşik. A bölü X. B bölüye ve C çarpı Z bu kısımda hem doğru hem ters orantı birleşikse tamamen sadece bu kuraldan giderseniz kafanız karışmaz. Ben açıkçası baştan bunu uyarayım. Buna göre gidelim. Bakın şimdi. Diğerlerinde yorum hakkımız var biraz. Burada yorum hakkımız bizi zorlar. O yüzden yoksa size dogmatik olarak hemen bunu ezberleyin gidin demek istediğim için değil. Oran orantının maalesef biraz bu kısımları gıcık gibidir. Şimdi 2x-1 sayısı y artı 1 ile ters orantılı. O zaman ters orantıda yapacağın şey hemen bu. Hiç kendini zorlama. Z ile ters doğru orantılı. O zaman ne diyoruz? Böyle bakın. Böyle yazacağız. Ve bu sabit bir orantı sabitine eşit. X 3 olduğunda 3 kere 2 6 eksi 1'den 5. Y kaç oluyormuş? 3. Y 3 artı 1'den 4. Z de olmuş. Eşittir diyeceğim. Oran hiçbir zaman değişmez doğru ve ters orantıda. Z 4 olduğunda bölü 4. E, ee, x 1 olduğunda 2 kere 1 2 1 çıkar 1. Y artı 1. Bakın orantı değişmediği için böyle yaptım. Şimdi artık bundan sonra ne söyleriz? E, ee, burada sadeleşecek bir şey var mı? Var. Bunlar 2. Sonra 4 ile 2 sadeleşir. İçler dışlar çarpımından 8 eşittir y artı 1. Y de bakın ne geldi? 7 gelmiş oldu. Ters orantı, bileşik orantı işte doğru orantı sorularında böyle arkadaşlar söylediğimiz sorular var. Ama açıkçası ben bunları yorum odaklı sorular olarak düşünüyorum. Ben bunu böyle ters orantı doğru orantı muhabbetine girerek ok çiz yok böyle yap o ilkokulda enteresan enteresan anlatırlardı. Hiç öyle söylemeyeceğim. Ters orantı ve doğru orantı konusunda bunları anlatmamın sebebi konuların kitapların içinde bu sorular geldiği için. Yoksa ben size bunları direkt problemlerde anlatırdım. Bakın şimdi yorumuma gelelim. Bir işi eşit kapasiteli 3 işçi günde 4 saat çalışarak 10 günde bitiriyorsa Kapasiteleri bu işçilerle aynı olan bakın 5-6 kişi 5 günde bitirmeleri için günde kaçar saat çalışmalılar. Şimdi o zaman benim yorumum şu. Aynı işi yapmayacağız mı? Bakın burada. O zaman ben şöyle diyeyim. Bir işçi 1 saatte K kadar iş üretsin tamam mı? Kapasite üzerinden giderim ben. İşçi problemlerinde de anlatacağım. O zaman 4 saatte 4K kadar iş üretir. Ee, bir işçi 10 gün çalışırsa 10 çarpı 4K kadar iş üretir. 3 işçi de 3 çarpı 10 çarpı 4K kadar iş üretir. Yani iş ne geldi? 120K geldi arkadaşlar. Buna göre bakalım şimdi. 120K iş var. İkinci durumda insan sayısı 6 oldu. Bir kişinin bir saatte ürettiği miktar değişmiyor. Yine K çünkü aynı kapasite demiş. Ve kaç saat çalışıyor bir günde bilmiyorum. Kaç gün toplamda çalışıyorlar? 5 gün. İşte bu. Yani burada doğru orantı ters orantı diye kendimizi zorlamamıza gerek yok. Düz mantık bir insan ya, hani düz böyle matematiksel olarak sana değişken hızlarda çalışıyor demiyorsa kapasitesi belli ise onun bir saatte ürettiği iş miktarı neyse iki saatte ürettiği iş miktarı onun iki katıdır gibi. Doğal olarak artık burada k'lar gitti. 6 kere 5 30 120 ile sadeleşti. Ne geldi? X 4 geldi. İşte arkadaşlar olay buymuş. Hiç doğru orantı ters orantı muhabbetine girdim mi? Yok. Çünkü gerek yok. Aşağıda bir cevizli ekmek tarifi verilmiştir. Sırasıyla 2, ve 3 ile doğru 2 ile ters orantılı zeytinyağı su ve sütten oluşan sıvılar toplam 110 mililitredir. Unutmadan yazalım. Siz soruyu okuyun bence ben unutmak için notlar alacağım. Z bölü 2 süte suya su diyeyim su diyeyim S diyeyim. S bölü 3 süte de İngilizceden aklımızda kalsın M diyelim şimdi karıştırmamak için. İkisi de S harfiyle başlıyor. M çarpı 2 bakın ters orantı eşittir K ve bunların toplam miktarı 100 olmuş dursun. Terazi ol olmadığı için ölçü bardağıyla ölçülen ceviz miktarı süt miktarının 2 katıdır. O zaman hemen yazalım ceviz süt miktarının 2 katı. Sonra ceviz ve un ölçü bardağıyla ölçülerek sırasıyla 2 ile ve ters 2 ile ters 5 ile doğru orantılı olacak şekilde tüm malzemeler karıştırılıyor. Verilenlere göre karışımın toplam miktarı kaç mililitredir? Şimdi yazdım zaten burada Z bölü 2, S bölü 3 ters orantı olduğu için bak çarptım ve bunu K'yı eşitledim. O zaman tek bilinmeyene düşürelim. Z buradan ne olur? 2K değil mi? Sonra su ne olur? 3K. E, M ne olur? K bölü 2 arkadaşlar. Burada neyse hadi devam edeyim şimdi bir şey demeyeyim. E, M, K bölü 2 oldu. Ceviz de M'nin 2 katı olduğu için artık cevizde ne geldi? K bölü 2'nin 2 iki katı bakın. Sonuçta süt bakın bu. Bunun da iki katı olduğundan cevizde K geldi. Şu an tek bilinmeyene bayağı bağladım. Cevizde de neydi? Ee, unla ters oran. Unla birisi ters birisi doğru orantılı olacak şekilde. Ceviz neyle? 2 ile neymiş? Ters. Ceviz 2 ile ters orantılı. Ve cevize ne dedik? K dedik. Artık o zaman ceviz yerine K yazabilirim. Miktarını en azından K cinsinden biliyorum. Diğerine un. Una da şimdilik U diyelim. U, bu, da doğru orantılı değil mi? 5 ile doğru orantılı. Böyle. O zaman arkadaşlar U ne geldi? İçler dışlar çarpımından. O da çok güzel. 10K oldu. Bakın görüyor musunuz? Şu an hepsi tek bilinmeyen. 2K, 3K, K bölü 2, ceviz K ve un 10K. Şimdi sıvı miktarları 110'du. Sıvı miktarı ne? 2K, 3K ve K bölü 2. Eşittir 110. Payda eşitle 11K bölü 2, 110 geldi. K arkadaşlar buradan e, 10, 20 oldu. Benden ne istiyor? Karışımın toplam miktarını. O zaman karışımın toplam miktarı un var 10K. Unutmadan düzgünce yazalım. Ceviz var K. Sonra bu diğerleri var. 2K, 3K. O da neydi? 11K bölü 2. Böylece K yerine 20 yazarsam burası 200 olur. Bu arkadaşlar 20 gelecek. Burası 110 gelecek. 220, 110 daha toplam 330 mililitre karışımımız varmış. Bu şekilde bakın ters ve doğru orantı bileşik var. Hem ters var hem doğru orantı var. Bak demin bir yorum yapacaktım onu bile yuttum. Düzgünce kesirli ve çarpmalı bölmeli yazın. Siz pratikleşince zaten kendi yöntemlerinizi oluşturabilirsiniz kendi klasik pratik şeylerinizi de oluşturabilirsiniz. Ama bir süre kurala bağlı gitmekte fayda var. İnanıyorum siz zaten sonrasında da güzel bir şekilde halledeceksiniz. Normalde dersin bittiğini unutmuştum ama bitime yakın bir cümle gibi oldu son cümlem. Şimdi artık son kısmımız arkadaşlar. Aritmetik ortalama, geometrik ortalamaya bakacağız. Böylece bir konunun daha sonuna doğru geliyoruz. Tabii ki bu konunun olmazsa olması özellikle problemlerde birebir ÖSYM kısımları da bence çok değerli. Hem diğer konularda değersiz mi diyeceksiniz ama ÖSYM bazen o ilk konulardan çok zorlamayabiliyor arkadaşlar. 2021 hariç gördük bunu. Ama problemlerle ilgili çok güzel, hakikaten çok geliştirici. Bize de yön gösteren sorular soru yani o anlamda en azından hani yiğidi öldür hakkını yeme demişler ya en azından bari orada haklarını teslim edelim yani. Problemler konusunda güzel sorular var. Kesinlikle bu kısımda da o yüzden birebir özleyeme ve beceri temel soruları kaçırmayın. Zaten kitabınızda boş kalmaması lazım. Kendiniz çözseniz bile bu konuları özel lütfen benden de dinleyin. Bazen dediğim gibi daha öncesinde de söyledim. Ya hocanın burada yolu bana göre daha uzun ben daha pratik yaptım deseniz bile o yolu kesinlikle kale alın. Benim yöntemlerimi kendi yöntemlerinize entegre ettiğiniz ölçüde ben başarının geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.